Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha bugün başımdan geçen bel fıtığı, bel siniri kısmasını anlatacağım. Zaten benim yaklaşık 20 yılın üzerinde bel fıtığım ve boyun fıtığım var. Fakat bunların eskiden ben hani o bel fıtığından çok hastaneye giderdim. Yani şimdi kendimi hani tedavi ettiğimden dolayı çok yıllardan beridir gitmiyordum. Fakat bugün başıma geldi ve inanın mucizevi olaraktan da kendimi nasıl tedavi ettiğimi ve şu anda ben yürüyor haldeyim ve sabahleyin ben acilliktim. Yani yıkıldım, yerdeyim, beni kaldıramıyorlar bile. O kadar kötüydüm. Şimdi ben şu anda oturuyorum, hatta yürüyorum, hatta ben bugün gezmeye de gittim, ziyarete de gittim bir yere. Geldim. Bakın yani gün boyu da gezdim, ayaktaydım. Düşünün ben kendimi nasıl tedavi etmişim ki sabahleyin acile getirilmesi gereken. Hanım dedi ki hemen ambulans çağırın, acile gidelim demişti. Düşün yani yerde upuzun yatıyorum belimden. Ne sağa kımıldatabiliyorum ne sola kımıldatabiliyorum. O kadar. Ne oldu, nasıl oldu onu anlatayım. Sadece elimde bir çöp var. Çöp hemen mutfaktaki çöp kovasına eğilip kapağını açtım. Atayım dedim içine çöpü. Aman Allah'ım. O anda ters mi durmuşum ne olmuşsa belimin sağ tarafından böyle cıst etti bana. Yani siniri böyle kıstırdı. Siniri kıstırdı. Ondan sonra ne oldu? Eyvah dedim ben gidiyorum hanıma. Benim dedim beliminden yukarısı bana ağır gelmeye başladı. Her saniye, her dakika sinirin üstüne baskı yaptığım için vücudumun üst kısmı ağır gelmeye başladı. Belimden öyle bir ağrılar var ki kendimi yere attım en sonunda. Oturmak bile bana azap veriyor yani düşün. Yani şimdi bunu ben nasıl kendimi normale geçirdim ve günümü normal yaşantıya nasıl döndürdüm size gelin onu anlatacağım. Evet kardeşlerim. Bu durumda yerdeyim. Hanım ambulans çağırmaya çalışıyor. Dedim bir dakika ya dur bakalım. Biz kendimizi tedavi etmesini de biliriz. Önce biz tedavi edebilirsek edelim. Edemezsek ondan sonra hastaneye götürürsünüz. Ve inanın hanıma dedim ki bana sen sıcak su varsa hemen getir. Yoksa sıcak suyu hazırla bir yerde. Onun içine havluyu sokacaksın, sıkacaksın. Ve belime yakmayacak dereceye getirdikten sonra böyle hafif serinlettikten sonra belime koyacaksın. Velhasılı bu şekilde ben aşağı doğru döndüm. Belim yukarıda. Benim hanım sıcak suyu yaptı. Getirdi havluyu içine batırdı. Sıktı suyunu. Ve o havlu çok sıcak olduğundan hafif böyle bir serinletme yaptı. Hatta ilk seferinde koyduğunda dedim yandı. Hemen çek 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 dedim. Demek ki derecesini ayarlayamadığından hemen biraz daha serinletti. Ondan sonra koydu. Tamam dedim. Şu anda dayanabiliyorum onun sıcaklığına. Ve o sıcaklıkta o soğuduğu dedim hemen al tekrar sıcak suya batır. Tekrar sıcak suya batırdı havluyu ve tekrar benim o ağrıyan yere koydu. Ve bunu tam 5 kez, 6 kez belki daha da fazla hani 7 kez falan yapmışızdır. Şimdi bunu niçin yaptık? Benim şeyime göre önce buradaki kasların gevşetilmesi gerekiyordu. Ben o siniri yerinden kurtarmayı çok iyi biliyorum. O yüzden siniri oradaki kasları yumuşattık sıcakla. Ondan sonra hanıma dedim ki sen şimdi bana Vicks getir bakalım. Bir de Vicks'le güzelcecik ovaladı orayı, tamam mı? Üzerinden. Şimdi çekil bakalım dedim bana. Kenara çekildi. Ondan sonra ben kendimi ayaklarımdan sola doğru döndürdüm. Vücudumu da bu tarafa döndürdüm. Bak ayaklar o tarafa bakıyor. Hani ben böyle bürkülüyor. Yani böyle tam bürkülüyor yani. Tamam mı? Ondan sonra şu şekilde yani. Ayağımı da şu elimle de öbür ayağımı da sol ayağımı da bu şekilde bastırıyorum yani. Düşün yani yerde. Bunu bir böyle yapıyorum, bir öbür türlü yapıyorum, bir öbür türlü yapıyorum. Bunu belki 15-20 sefer yaptım.
Sonra ne yaptık arkadaşlar? Bakın, güçlü bir kişi varsa yanınızda, tamam mı? Oğluma dedim ki, oğlum gel beni şimdi tut, kaldır bakalım. Kaldırdı beni. Ondan sonra ben de ayakta duramayacak kadar kötüyüm yani. Ondan sonra daha tam iyileşmiş de değilim. Benim oğlum hemen aldı sırtına, beni kollarımdan geçirdi ellerini. Beni bir kaldırdı, bir zıplattı. Böyle iki sefer falan. Zaten bu arkadaki kemiklerde kütür kütür sesler geldi. Tak! Yerine geldi. Ama yerine geldi ama sinir kıstı ya. Da hala acıyor. Sinir kıstı, yerinden kurtardık. Ondan sonra ne yaptık? Orayı güzel bir yün koyduk. Bak, oraya yün koyduk. Sardık orayı. Ben kendimi orada bilmiyorum ama yani yarım saat, bir saat uzandım. Yüz aşağı uzandım. Hani alt, aşağı doğru bakarak yani. Ondan sonra orası tabii sıcak zaten. O şekilde ben bunu bir saat falan yaklaşık yattıysam eğer, hani uyumadım, sadece uzandım. Sonra kalktığımda baktım ki hafif hafif bir iyileşme görmeye başladım. Ama sinir tamamen kurtuldu. Ondan sonra çok özür dilerim. Bende kabızlık vardı. Kabızlık, bakın kabızlık bel fıtığını tetikleyen en önemli unsurlardan biridir. Neden mi? Bakın size söyleyeyim. Bel fıtıkları bazen dışarı doğru bel verir. Veya nohut gibi küçük veya da ceviz büyüklüğünde ya da daha küçüğü. Orada bir çıkıntı oluşturur. Çünkü o et ezile 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 orada bir oluşum olur. Benim fıtığım içeri doğru. Herhalde ki genelde ben bunu hep kabız olduğum zamanlar yaşadım çünkü. Bakın dikkat edin. Kabız olduğun zaman bağırsaklardaki o sertleşme o belindeki fıtığa baskı yapıyor. Baskı yaptığı zaman o siniri de içeri doğru itiliyor ve o anda ne olmuş oluyor? Sinir kısmış oluyor. Halbuki o basınç içeriden dışarı doğru basınç olmamış olsaydı orada sinir kısması olmayacaktı. Çünkü ben öyle bir şey hani ağır da kaldırmadım, hiçbir şey yapmadım halde normal bildiğim gibi eğildim, eğilirken bak sinir kıstı. Ha. Ondan sonra ne oldu? İşte bu hale geldi. Şu anda size yürüdüğümü de göstereceğim. Bakın ben hani yürüyemiyordum. Kesinlikle yürüyemiyordum. Yürüdüğümü de göstereceğim biraz sonra. Bakın ne kadar sağlıklıyım. Siz de başınızdan böyle bir şey geçerse yani bu anlattıklarımı şöyle bir kenara yazın ve bunu uygulayın. Dedim ya hani kendimi nasıl yürürken de göstereceğim. Bakın yürüyorum şu anda. Beni halbuki sabahleyin ambulansla beni götürmeleri lazımdı. Bakın eğiliyorum. Kaldırıyorum. Ve şu anda bu tarafa çeviriyorum. Bu tarafa çeviriyorum. Yani şu anda bunu alıyorum. Kaldırıyorum. Ediyorum. Yani bak hareketlerimi normal olaraktan, bağımsız olaraktan yapabiliyorum. Demek ki ben şu anda kendimi tedavi etmişim. Eğer tedavi etmeseydim o sinir kısması orada dursaydı düşünün orası daha kötü duruma düşecekti. Evet bakın bir kişi sırtında sizi hoppala etmesi, kaldırması, o sinirin yerinden çıkması, normale dönmesi ve öncesinde de o kasların yumuşatılması onun çıkmasını kolaylaştırıyor. Yani sinirler, kaslar orada yumuşamış oluyor ve o anda her şey normale dönmüş oluyor. Bir de ben ne yaptım? Sağa ve sola belimi vurgu yaparak, değişik yönde çevirerek yine o kasları ne yaptım? Uzattım. Orada bir yani kasıntı varsa biraz gevşettim. Gevşeyince ondan sonra her şey normale döndü. Hatta hanım dedi ya bak ambulans çağırdık. Şimdi sen ayaktasın. Ve gerçekten arabamıza bindik, gezmeye gittik. Bir de ziyarete gittik bugün. O kadar şeyle. Ha şu anda benim de hafif bir sinirin o et ezilmesinin şişesi etkisi var mı? Tabii ki. Hafif. Çok hafif. Yani normal ben şu anda 1 kilometre yürüyebilirim. Ama sabah olsaydı bırak 1 kilometreyi bir adım gidemiyordum. Evet kardeşlerim.
Sizin de başınıza geçerse bilginiz olsun diye bunları anlattım. Hatta bu olay benim başımdan bugün geçti. Evet arkadaşlar, paylaşmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Lütfen ama lütfen. Bakın ben sizlere bir şeyler vermeye çalışıyorum. Sizler de bana abone olaraktan, beğenerekten, paylaşaraktan bir şeyler verirseniz memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Evet, buradan abone olun. Buradan sağlık videolarıma ulaşın. Buradan saç videolarına ulaşın. Buradan da Vertigo videolarına ulaşın. Hoşçakalın arkadaşlar.